Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadirdan ahli ilimler, bugün sizler bilen suhbetimizin İslam esasları doğrusu da yaklaşamız. İnşallah İslam'ın alem şümürlüğü ve İslam düşünceleriyle muhalif cemaatlerini her daim halakı kılışkı uğruyengeni şunlar doğrusu da Allah nasip kılsa kıskara yaklaşamız. Sağ olun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Gelin ama. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge nazil bulgen Kur'an ve Peygamber aleyhissalatu vesselamning özleri alohida ta'kidlaganlari, yani Kur'ancha ilim İslam'ın asıl manbasi hisoblanadi. Peygamber aleyhissalatu vesselamge nazil bulgen Kur'an vahiy idi. Vahiy qanaqa edi bu? Tilovat qilinadigan, tilovatidan savob umid qilinadigan vahiy bu. Yana bir jamoa, ya'ni yana bir to'plam vahiy bor. Undan qiroatidan, ya'ni savob umid qilinmasa-da, lekin uni ham vahiy deb nomlanadi. Qur'oni Karimni vahiy ekanligini tan olish uchun bizga iymon muhim. Chunki oddiy so'zga o'xshab Alloh taolo bizga biz gaplashadigan tilda o'zining kalomini jo'natadimi degan mantiqan iymon keltirmaydigan jamoalar bor. Ularga Qur'oni Karimning oyatlari bu desangiz, ular ilzom bo'lmaydi, ya'ni gapni qabul qilmaydi. Nima deydi? Yo'q deydi, menga deydi, o'zimni fikrimni, meni qanoat hosil qildiradigan gap kerak deydi. Ya'ni aqliy mujodalani so'raydi. Endi Qur'oni Karimni o'zini vahiy deb qabul qilar ekanmiz, aqliy mushohada Qur'onning har qanday oyati bizga ochiq oydin mi? Mana bu savol ilmiy bahs talab qiladi. Qur'oni Karimning har bitta oyati ochiq oydinmi degan savol ilmiy bahs talab qiladi. Agar Alloh taoloning Qur'oni Karimda biz Qur'onni ochiq oydin, tibyanan likulli shay oyati bir Qur'onning bir sifati. Tibyanan likulli shay degani har bir narsani bayon qilib beruvchi kitob degan. Agar shu oyatni, mana shu oyatni umumiy tushunib, hamma Qur'ondagi oyatlar ochiq oydin, hamma tushunib ketaveradigan gap desak, ishkol yuzaga chiqadi. Qanaqa ishkol? Hadislar kerak bo'lmaydi degan ishkol yuzaga chiqadi. Buni bilgan muxoliflar, ya'ni islomga qarshi bo'lgan muxoliflar aynan Qur'oni Karimni o'zi kifoya, hadislar bular hammasi shart emas degan da'voni keltirib chiqarishgan. Va mana shu da'volari uchun yuqorida mana aytgan va boshqa shunga dalolat qiladigan oyatlarni dalil qilishgan. Qur'on kifoya deyishgan. Tibyanan likulli shay, har bir narsaning bayonoti Qur'onda bor deyishgan. Ha? Yoki boshqa bir oyatda bu hadisdan keyin Qur'oni Karimni Alloh taolo aytayapti. Yana qayoqqa qarab ketyapsizlar? Ya'ni Qur'on turgandan keyin boshqa nima keragi bor sizlarga degan da'volarni qilishgan. Yaqinda o'zi hozir bo'layotgan siyosiy harakatlar, urunishlar ichida bu gaplar kerakmidi, yo'qmidi, ancha mulohaza qildik-da, lekin u ham hujum bizni e'tiqodimizga hujum qilishyapti. Bir bola o'sha Turkiyada yurgan. Aytayaptiki, bular deyapti, ya'ni bular deganda jamoaga bo'lib bo'lgan o'zi allaqachon musulmonlarni 5-6 tiga bo'lib qo'ygan, bitta o'zi haq, unga ergashmaganlarni hammasi nohaq deyapti. Hatto Abu Hamid al-G'azoliylar adashgan johil juhalo bo'lgan deyapti-da. Abu Hamid al-G'azoliylarni, Imom Juvayniylarni bular adashgan deyapti. Nimaga adashgan? Qur'oni Karimning zohiri kufr bo'larmish. Hatto bunaqa gap bor deyapti. Qarshida turgan odamlar tabiiyki unga javob bera olmaydi. Qur'onda unaqa gap yo'q, deyapti. Ha, Qur'oni Karimni zohiriga qaraydigan bo'lsangiz, Ibrohim alayhissalotu vasallamning gapi nima?
Hada Rabbi deyip kuyaşa karabeyti yaptılar. Zahir ne mi onu? Küfür mü? Küfür. Yunduzya karab durup فَلَمَّا رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي diyebdiler. Bu beni Rabbim diyebdiler kuyaşa karab. Kanı zahiri küfür meslegi. Ve bir kança şuna kanka oyunlarını kılıç yaptı. Ha, Kur'an-ı Kerim'ni tıbiyenen likulli şey ayeti usulüge göre o. Kaidege göre Kur'an-ı Kerim insan hayatı için yeterli bulgen dayanıtlarını keltirdi. Akide barası tavhidini keltirdi. Amel barası da muamele barası da halal haramını keltirdi. Yani halalı bayan kıldı, haramını bayan kılıp verdi. Muamele barası da halalını bayan kılıp verdi, haramını bayan kılıp verdi. İnsanlı, insan bilen muamelesi, insanlı hayvanat bilen muamelesi, insanlı cemaat bilen muamelesi, insanlı Allah bilen bugün muamelesini bayan kılıp verdi. Tıbiyenen likulli şeyi manası var. Hemen her sene degeni ikir çıkır geçe kıyanı yok. Onu ikir çıkır geçe kılıçke hacetem yok. Onu ne mi halkaladı? Kaide halkaladı. Ulamalar Kur'an'lı tefsirini Kur'an kıladı. Kur'an'lı tefsirini hadis kıladı. Sahabelerinin hayatı onu kayıtlaydı. Kaysını mı manadalıgını. Ve biz Kur'an'dan tapalmayı kalsak ne mi kalemiz degen savalını Peygamber aleyhissalatu vesselam Muazzez-i Cebel gibi verdiler. Ne kılamız degende, ben dediler, ne dediler? Kur'an'dan bulması, sünnetten bulması, اَجْتَهِدُ وَلَا اَلُوا dediler. İçtihat kılaman, boş kemiymen dediler. Demek, Kur'an-ı Kerim'deki vahiyini biz, tilavatı, savab ümit kılınırken vahiy diyemiz. Lekin, hadis-i şeriflerinin vahiy ekelliği doğrusu da. Ayet-i kerimelerde dalalet var mı? Dalalet var. Yüzlep dalaletler var. Açık aydın bayanatlar ham var. Bunların hemmesini ornu kegen peyti de ulamalar bayanını kibir işti. Hucciyeti sünne degen babda yüzlep kitaplar yazıldı. Katta katta ulamalar sünnetinin hüccet ekelliğini keltirişken. Şimdi yine bir tek yap var. Neme sebepten sünnetini hüccet ekelliğini? Sünnetini hüccet ekelliğini inkar kılışı yaptı. Sebepleri ne? Birinci sebep siyasi. Bu ilka, yani bu mesele düşman tamamından taşırgeni anık. Ne? Yani sadde Müslümanlar, yani mevzuge, yani yeterli derecede kiriş imkaniyeti yok bugün Müslümanların başını çalgıtış. Ve onlardan haklıgen özüge, yani haridar kıdırış. Bunlardan öz siyasi yolda faydalanış. İkinci maksat Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gapirişi kerak bo'lgan o'ringa özlerini adamlarını koyuş. Sünnetini, hücciyetini inkar kıyandayken keyin xo'p, Kur'an'ga nima deymiz desa, Kamoliddin yo'ldosh degan chiqib gapiradi. Misol uchun. Buni ma'nosi mana bu deydi. Sen kimsen? Men deydi, şu Kur'an'ı tan olaman deydi. Sünnet qani? Sünnet kereymez. Nimaga? Çünkü men gapirishim kerak demoqchi. Sünnette o'rniga o'zini taqdim qilmoqchi. İkinci maqsadi. Ve ularga Kur'an'ın o'zi bilen, xo'p, mana sünnette sen inkar qilyapsan, hadis-i şeriflar senga kereymez. Xo'p. Sen hadis-i şeriflarga ham kereymassan de. Lekin Kur'an'ın özü bilen yaplaşamız, Kur'an-ı Kerim'de sünnette hüccetliğini ispat kılamız. Sana etken akli mizan bilen deseyiz, kaçıp gitmedi. Kaçıp gitmedi. Allah Subhanehu ve Teala bu kıblege yüzleniş hakkındaki ayette ne dedi? Euzu billahi mineşşeytanirracim Kad nara tekallube vecihike fissemâ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا dedi. قَدْ نَرَا gâhıda gâhıda قَدْ muzarige kese gâhıda biz sizni yüzünüzünü osmonga qaratıp vahiy kelib qolarmikin deyişliginizni ko'ramiz, ko'ryapmiz. Nimaga? Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz okurdular, Kuddüs'e karab okurdular. Kuddüs'e karab okurdurgen zat
hayollarida, ichlarida orzulari bor. Nima orzu? Qaniydi qibla Ka'baga o'zgarsa. Endi payg'ambar alayhi salatu vasallam Quddusga qarab namoz o'qishlarini qattan olgandilar. Kim aytgandi u kishiga Quddusga qarab namoz o'qi degan buyruqni qattan olgandilar? Qur'onda unaqa gap yo'q. Qur'onda payg'ambarimizga Quddusga qarab namoz o'qing degan vahiy yo'q. Agar payg'ambarimiz vahiy olmaganlarida edi, Quddusga qarab o'qiysiz degan buyruqni olmaganlarida edi, yuzlarini samoga qarab qibla o'zgarsaydi, qibla o'zgarsaydi deb orzu qilmasdilar. Shunda o'zgartirib olib o'qiyverardilar, vahiyni kutib o'tirmasdan. To'g'rimi? Chunki buyruq olinmagan. Buyruq olingan-ki, Quddusga qarab o'qib turibdilar. Alloh taolo keyin aytdiki, nima dedi? Favalli vajhaka shatral masjidil harom dedi. Masjidni qibla tayinda yo asr yo peshinni o'qiyotdilar. O'sha paytda namozning ichida o'zgardilar. Demak, vahiyga ikkinchi vahiy javob bo'ldi. Qur'oni Karim sabit qildi. Ha, to Quddusga qarab namoz o'qib turishlik buyrug'i hadis orqali, ya'ni payg'ambarimizga o'zlariga Qur'onda tilovati savob va'dasi qilingan oyat bilan emas, boshqa usul bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamga buyurilgan edi. Alhamdulillah ala kulli hal. Istiqbalakum. Yana bir oyat. O'sha anovi turklarning ichida kurt bir bola bor, edib yuksal degan. O'sha bilan bahsda ikkinchi bahsimizda. Birinchi bahsda biroz turkcha praktikam pand berdi-da, ikkinchi bahsimizda Qur'on menga yetadi dedi. O'sha bugungi kunda bizning ichimizda Qur'on yetadi, sunnat kerak emas deyatganlar bir narsani ilmiy kashfiyot qilgan odamlar emas. Bular kimdandir borib ta'sirlanib, ular tarqatgan fitnani bizga o'zbekchaga tarjima qilyapti xolos. O'zlarida bir xususiyat yo'q. O'sha turk edib yuksalga aytdim. Qur'on yetadimi? Ha. Qur'onga menga ma'no aytib bering. Qaysi ma'no? Tog'obun surasi qaysi oyatida? Tog'obun surasida Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُسُولِهَا فَبِئِذْنِ اللّٰهِ dedi. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِق۪ينَ dedi. Bana şu ayet, Allah Ta'ala ayetin mana dedim. Allah ne diye yaptı dedim. Ayetin kanı bizi kanaat hasıl kıldırayım. Sizce sünnet gereğmez, sebebi nüzul gereğmez. Kur'an'ın ayeti ki ayetin dedim. Müslüm ayetti ki, مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ Doğrudan doğru tercüme kılamayıptı. Uzun tercümesini aldı hani izahlı tercümesini alıp. Mâ qata'tum min lînetin. Lîneden bir artasını kesmediniz. Ev taraktumuha qaimetten ala usûliha. Ya ki onun bir artasını uzun usûlü de, ildizi de kaldırmadınız. Fabi iznillah. O Allah'ın izni bilen buldu. Ve li yuhziyel fâsikîn. Fâsıklarını harlaş üçün buldu. Dedi. Nima degani bu? Nimaga nimalarni kestingiz, kesmadingiz? Keskaningiz ham Allohning izni bilan, kesmaganingiz ham Allohning izni bilan bo'ldi. Fosiqlarni xor qilish uchun bu. Nima degani bu? O'tib turklar tomosha qilib o'tiribdi. Ya mana shunda dedi, ya'ni hamma narsa Allohning izni bilan bo'ladi demoqchi dedi. Bu nimaga lina? Nimaga lina bu? Xurmo daraxti. Nima degani? Ha xurmo daraxtini kessa kesmasa nimaga fosiq xor bo'ladi? Nima degani? Asa aylantirdi, endi siz aytingchi dedi. Buni sababi bor. Bu oyati karima Bani Nadir qabilasiga tushgan. Bani Nadir qabilasi musulmonlarga xiyonat qildi. Ha? Bani Qurayza xiyonat qildi. O'sha xiyonat paytida payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlarida qal'aga kirib oldi ular. Qal'ani qamal qildilar, kuttilar chiqmadi. Chiq dedilar, chiqmadi. Nima qildilar? Alloh taolo ularga payg'ambar alayhi salatu vasallamga Bani Nazirni tashqaridagi eng qimmatbaho xurmo daraxtlarini kesing deb buyruq qildi. Chunki fabi idnillah deyapti Qur'onda. Xurmo daraxtlarini kesishni boshladilar. Boshlaganlarida ular aytdiki, ichkarda qolsak ham o'lar ekanmiz, chunki bizni asosiy samaramiz shu daraxtdan edi. Bolam chaqamiz ham o'lib ketadi.
Çıksak hem ölemez. Fakat çıksak kettelerini öldürüşedi. Yoksa kalan dedi. Ayollar. Şunun için dedi çıka kalamız dedi. Çıkkan peyette bunlar ne kılıçtı Peygamber Aleyhisselam'ı tok dediler. Bıraklarını kesmeyinler dediler. Şunda münafıklar ne kıldı? Gap tarkattı. Münafıklar etti ki bu kanaka peygamber değişti. Bağ roglarını kesedi ya değişti. Peygamber adette abadançılık için geliş gerekirdi. Peygamber buralarda mihir muhabbet ulaşış gerekirdi. Vay münafıklar, vay münafıklar. Özleri hemen cinayetini kılarken de onlara karşı, onların hamkarlarına, hamrahlarına karşı bir çare kullansa derrav adaptan, yani ahlaktan yapıp konuşurken. Hazırlam şuna kayıp. Sizi sökedi, imamlarını saray mülledeydi, ağzından kigen yapıp yapıladı. Öy, Müslüman ona hakaret kime? Peygamber aleyhisselam, bana şuna kayıp tuhmetçilerini öz anası bilen zina kigenden yaman degeller. Bana hadis deseyiz, sen de anadan sökeyip, sen de gen başlaydı. Ahlak kanı deydi, adab kanı deydi. Hazır yine sizde, sizge kigen peytinde kanıydı ahlak. Münafıkların usulü. Şimdi Allah Teala ne kıldı? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını akladı. Mâ kata'tum min linetin ev taraktumuha kaimeten ala usulihe febi idnillah dedi. Kurmanı keskeniyizem, kesmegeniyizem Allah'ın izni bilen münafıklar gepere uğradı. Allah'ın izni bilen kıldıyız bunu. Biz siz ularge yani hesabat bir işge mecburmezsiz. Siz Allah'ın izni bilen kılıyapsınız bu işi. Davamında ne mi? وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Yani fasıklar, ay kafirin özü. Yani kafirlerini harlaş için kılıyordu Allah-u Teala bunu buyurdu. Kurmanı kes degen Allah-u Teala. Boldu kes toktayın degen Allah-u Teala. Doğru mu? He. Kalay oldu dedim. Kim mi? Kur'an'a aitken manası mantıklı çıktı. Nisem onu eğlendirdi, bunu eğlendirdi. Özü dedim, toktayın dedim. Bitti ben sizden başka nasıl soramakçıydım? Hop. Mana şu joyda Alloh taolo xurmo daraxtini kesing, endi falan joyga kelganda kesmang degani Allohning izni bilan vahiymidi? Ha? Xurmoni kes, kesma degan narsani Alloh meni iznim bilan qildingiz deyapti. Meni buyrug'im bilan qildingiz deyapti. O'sha buyruq vahiymi? Vahiy. Qur'ondan keltirmang, ko'rsat dedim. Oldingda Qur'on turibdi, och ko'rsat dedim. Qayerda Alloh taolo xurmoni kes, kesma degan? Qur'onda yo'q bu oyat, unaqa vahiy yo'q. Demek yana bitta vahiy var. Kur'an'dan taşkarda bitta vahiy var. O Peygamber aleyhissalatu vesselam'a alohida hadis tariqatı da geldi. Yani tilaveti Kur'an sıfatı da sabit kalganı yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a has vahiy sıfatı da geldi. Degenimden ki şu maruzasının uçuru vardı her gün. O adam umrida bir orta bunaka baksın uçurmagan. Türkler bana arasa baksırganını görgen ben de onu. Özünü beçere adablik, ahlaklik, yumuşak damlalan çakırı alıp rasa hırap kılardı. Şunu uçuruvardı, ben saddalık kılıp videoyu yazmayan eken ben. Keyin çıkıp alıp, bilmedim, uçup gitti de yatıptı. Mavzu, ahamiyeti şu ki, Kur'an-ı Kerim'deki ayette sünnetinin hüccet ekelliğine deliller yeterli. Kur'an-ı Kerim'de yine kayırdı. Atiullah kegen buysa yandırdığına kegen ve atiur Rasul kegen. Allah'a itaat ve Rasul'a itaat kegen. Arap dilindeki vav bir kança mananı ifade kıladı. Umumi hususiyeti var. Atf. Doğru mu? Atf ne mani ifade kıladı? Mugayereni ifade kıladı. Ca'a Zeydun ve Amrun dese Zeyd bilen Amr'ın farkı var. İki de adam kegenliğini bildiriş için vav işletiliyordu. İki tesi iki hıl. Ve ati'ullaha ve ati'ur Rasul'daki vav Allah'a itaat başka, Rasul'a itaat başkalığını bildirirdi. Umumi manada ikkalesi Allah'a itaat ikkalığını bildirirdi. Lekin itaat abiyekti ikide ikkalığını bildirirdi. Bittesi Kur'an, ikincisi sünnetliğini bildiren. Bunun yokuşuken ayetlerde deliller ki. Demek, Kur'an-ı Kerim'ni özünü, bizge menbe sıfatla yet edilen sünnet inkarçılarının siyasi maksatları, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ornalarına özünü koymak için.
Men yapıramen Kur'an'ı kolumda turuptu. Ya mesela tercüme kıyan Kur'an. Bundan ki men geri geçesiler. Peygamber gemez. Men geri geçesiler. Deydi. Her türlü maksatsız, mantıksız gepler bulan Müslümanların boşunu çalgıtışadı. Arkası da siyasi hareketler var. Müslümanların içine ıhtılaf ki kelişme uçuluk ki çürüşçün. Bu yan bitti. O yıldan bittesi. Şimdi Kur'an ve sünnet vahiy ikenliğini tan aldık. Hop. Kur'an ve sünnetten doğrudan doğru ergeşip kötü uğramız mı degen yenge bitti dava kip çıktı. Bir cemaat çıkıp ne diye kaldı? Biz Kur'an'dan sünnetten doğrudan doğru ola uğramız. Kur'an'ın zahırda hiç kanakangi işgal yok. Ab kötü uğramız bizge. Bizge kaideler kereymez. Zavabıtlarını siler oylayıp çıkan siler. Ebu Hamid'il Gazali'ler adaşken, Cüveyni'ler cahil bugen diye. Kulağımla ne işittim şunu? Cüveyni cahil, bunlar hepsi cahil, cuhala bugün, ahırda tavba kıyken deyipti. Şimdi bunlar ne? Yukarıdaki usulge göre çalıştırsanız, bunlar uşa ulemalar kereymez degen de, yukarıda peygamber kereymez degen adam bilen, imani cihattan bir bulmasa da, nargi kafir peygamber kereymez degen. Ulemalar kereymez degen adam kafir demeyimiz. Lekin bu, usul manası da halgin geri geçe yaptı. Ulamalarının ornige özünü koymak için. Tepedeki ulamalar mes, menden sonra deyipti. Kur'an ve sünnetini oku, manasını menden sonra Ebu Hamid el-Gazali'lerini, Cüveyni'lerini, barıp barıp Ebu Hanife'lerini, İmam Şafii'lerini koy. Ularda racık mercik var. Lekin men her daim racık var hemen demek için. Şu adamın gapını eşittim, hiç kaçan özünükini mercik degeni yok. Bir karasayız İmam Şafii'nin mercuk deydi. Bir karasayız Ebu Hanife'nin mercuk deydi. Bana bu meselede Malikiler mercuk, bu meselede Hanbeliler mercuk deydi. Bir insaflı aldığı turgan adam soramaydı ki, nomle ara arada sizden bir yarımta mercuk bulturasız mı? Siz diye mercuk yapılar var mı o ziyiz? Siz diye mercuk desek boladı mı demeydi. Ne mege? Kurkuranı irgeçilge. Karşıda turgan adamlar düşünmeydi ne melegeni. Ne mesele yapırıyetkeni bilmeydi. Yapırken, yapırken kurdu düşünmezsek gerek. Uziyen mi? Yok, uziyen. Yani şu atrafı peki auditoriyası yandı. Auditori değerli düşünmeydi. Düşünmezsek gerek. Değerli düşünmeydi. Ben sizin gibi tanesini koyup veremem hazır. Acayip. Acayip. Mesela tuhmat usulleri var da, tuhmat usulleri var. Mesela Allah Ta'ala Osman'da dedi sizge bitti adama. Dese, size aytasiz ki, Allah Ta'ala Osman'da degen gapten mukaddimeler çıkadı. Osman neme degeni? Dese, meşhur tepemizdeki Osman. Hadis-i şerifte Osman yitti kavat kegen, doğru mu? Fis semanı ala sema diyepti. Hop, fi katırın nadada ala manada keledi diyepti. Hop, ala manasında avamilem eytken bunu. Hop, ala manasında bağır, Kur'an-ı Kerim eytedi. Ha? Fir'avun'un tilidan fi juzu'in nakhl degan. Ve la usallibannakum fi juzu'in nakhl ay ala juzu'in nakhl. Doğru. Hop. Lekin mukaddimeler var. Davomida yana savollar tug'iladi da. Qaysi osmonning ustida? Yettita osmon var. Ya'ni uni gapini İnsan çünedigen manage kiltiriş için savallarge yeçim kirey. Fissama degen, kaysi sama degen savallı tuguladı. Hop, alas sama dedi mi ha? Yittikat Osman'ın üstü dedi. Hop, yittikat Osman'ın üstü ne mi var? Yine mukaddeme çıkadı. Mesela arş var. Onun üstü su var. Su var. Su'nun üstü de arş var. Arştan üstü de kürsi var. Doğru mu? Kaysi birin üstüde. Bu mukaddimelerge kanday için bir iş gereği. Bu savallarını bilerken siz bu Allah Ta'ala'nın ayetinin zahirine göre Allah Osman'da, mene şu Osmanlarını tepesinde deyip çünyetken adamge Allah Ta'ala cisimmez. Allah Ta'ala sen oylegen çelik tepede bir mekan özüge ispat kıvalıgen mez degen mukaddimege apkiri yapsın onu. Siz hiç kaçan Allah'ını cisim deyip tasavvur kılıyetken izi yok.
O tasavvurdagi odamni qutqarmoqchisiz. Savollar oqibatida. Bu nima deyapti? Bu aytayaptiki, yo'q deyapti. Sizlar deyapti. Allohni tasavvur qilib olgansizlar, osmon bo'lsa, osmonda bo'lsa, arsh bilan teng bo'ladimi, kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi? Kichik bo'lsa muhol, teng bo'lsa muhol, katta bo'lsa u ham muhol Allohga nisbatan. Mana shu muqaddimalar hammasi johillik deyapti. Abu Hamid al-G'azoliyni gapi bu. Qanaqa johillik? Qarshisida turgan mujassimani Alloh subhanahu va taolo to'g'risidagi tasavvurini xatoligini isbotlayapti bu. Tabiiy shunaqa tasavvur kelyapti odamlarga. Xo'p, o'zi ham muqaddima yasayapti lekin. O'zi nima deb muqaddima yasayapti? Fissamo deganimiz alassamo ma'nosida deyapti. Bu ham muqaddimami? Muqaddima. 7 qavat osmonning ustida, suvning ustida, arshning ustida, kursining ustida deyapti. Deyaptimi? Deyapti. Ikkala muqaddimada kimiki to'g'ri desa, ikkala muqaddimada. Maturidiy ash'arilarniki to'g'ri, chunki javob bo'lish kerak. Endi shu orada mingga yaqin dalil bor deyapti. Alloh taoloning osmonda ekanligida, zoti bilan, Alloh taolo zoti bilan osmonda ekanligiga mingga yaqin dalil bor deyapti. Mana shu jonli muloqotda hozir tahaddi qilaman. Duelga chaqiraman. Bir dona oyat yo'q. Alloh taolo zoti bilan osmonda degan. Va haligi gap, qarshida turgan odamlarning deyarli birortasi ma'noni tushunmaydi o'tdi. Mavzuni muqaddimasini ham tushunmaydi. Nima deyapti? Mana amintum man fis sama. Amintum man fis samadagi man kim u deyapti? Kim? Alloh deyapti. Bunda ijmo bor deyapti. Barcha mufassirlarni ochib ko'ring deyapti. Shunda oching Qurtubiyni. Man fis samadagi man kim? Farishtalar bo'lishi mumkin degan. Ma hukmuhu fis sama degan Qurtubiy. Qudratuhu fis sama degan. Jabarutuhu fis sama degan muqaddimalarda o'sha tafsirda. Manni tagidagi taqdir qilingan Alloh ekanligini Tabari aytgan Tabari ham aynan mandan Allohni o'zini iroda qilmagan. Vav bilan keltirgan. Va huvalloh an yaxsifa bikumul ard degan Allohni keyingi jumlaga foil qilgan. Ijmo bor deyapti, aldayapti odamlarni. Ijmo bor deyapti. Men Alloh ekanligiga ijmo bor tafsirlarda deyapti. Yolg'onmi? Yolg'on. Sizlar tafsir o'qiyansizlar hammanglar. Hozir ochib ko'rsanglar, hozir. Tabariyni oching, Qurtubiyni oching. Boshqa tafsirlarni oching, hammasida mandan ko'zlangan maqsad ijtihodiy degan. Ikkala ijtihod ham bor. Xo'p. Mandan ko'zlangan maqsad Alloh. Ijtihod bo'yam. Mandan ko'zlangan maqsad Allohning hukmi. Mandan ko'zlangan maqsad Allohning maloikalari. Bular hammasi nimalar? Ijtihodlar. Bir oyatdagi ehtimoliy ma'nolar ichida topilgan ijtihodlar. Ijtihod La yunqadu bil ijtihad. Ijtihod ijtihod bilan sindirilmaydi. Men qilgan ijtihod, siz qilgan ijtihodni sindira olmaydi, chunki sizning fikringiz qadar meniki ham ustun bo'la olmaydi. Uni aldashyapti. Alloh taolo Qur'onni hidoyat dedi, mubin dedi, ayati bayyinat dedi. Qanday qilib turib zohiri kufr bo'lsin buni? Ular shunchalik darajada uyatsizlik bilan, juda ham bir surbetlik bilan Qur'onni zohiri kufr deb aytishligi va bu hayratga tushirib qo'yuvchi narsa. Falon surada faloncha joyda kofir bo'lasan, pistonchada pistoncha joyda kofir bo'lasan. Bu surbetlarcha qancha haqoratlar bu tirik odamlarga emas bu. Abu Hamid al-G'azoliylarga İmom Juvayniylarga minglagan katta-katta ulamolarga aytilyapti. Masalan, menga aitsa, men aytaman to'ppa-to'g'ri, siz bu gaplarni gapirishingizga haqqingiz bor. Chunki shaxsni oqlash masalamiz yo'q.
Lekin Kur'an'ın zahirini tushunib qolsa küfür bo'lishi mumkin bo'lgan oyat yo'q deyapti. Kim shunaqa desa surbet va ahmoq deyapti. Nomma-nomam aytgan davomida. Yuqorida aytdim men, zohirini tushunsangiz kofir bo'lib qoladigan oyatlar tiqilib yotibdi. Qur'onni o'zi tushunib ketaveradigan bo'lsa, bayinat tibyanan li kulli shay bo'lsa, bu oyat umumiy tushuniladigan bo'lsa, hadis kerak emas degan odamlarning ham gapi to'g'ri chiqib qoladi. İbrahim aleyhisselam'ın gapi ham küfürge okşap kaladı. İbrahim aleyhisselatu vesselam'ın kala Rabbi keyfe tuhyil mevte gapi küfür bop kaladı. Şek, imanda şek kıl yaptı İbrahim aleyhisselam zahirge göre. Kanan kılıp peygamber ölgenlendikin kayıta tırılıştık ki iman keltirmesi gerek. Şek kılsa kafir kaladı imanda. Zahiri küfür bo'ladi. Qur'oni Karimni menemen degan odam o'qib turib to'g'ridan to'g'ri tushunib ketavermaydi. Tushunib keta olmaydi. Hadis shariflar xuddi shunaqa. Alloh taolo nima dedi qiyomat kunida sahih hadis. Laqad maridtu falam ta'udni dedi. Zahiri küfürüm küfür emasmi? Kasal bo'ldim, meni ziyorat qilmading deyapti Alloh taolo. Küfürmi, küfür emasmi? Zahiri küfür, bunun tagida biz topishimiz kerak bo'lgan balog'atga aloqador masala bor, majozga aloqador masala bor, bir qancha ma'nolar bor, keyin tushunamiz. Ha, demak bunda mana bu iroda qilingan ekan. Irodani topmaguncha nima bo'ladi? Kufrga tushadi. Uni surbet deyapti. O'ziga va ergashayotgan 5-6 ta odamni qanoat hosil qildirish uchun qilayotgan ish. Shu arzidimi shu? Bir insonning hayotiga arziydimi shu? 5 ta odamni qanoat hosil qildiraman deb butun boshli ulamolarni usullariga hujum. Desan kofir bo'lasan, bu shaytonda bir gap hilalari, odamlarda Qur'ondan uzoqlashtirishlik, Qur'on ilmini shuni yopib qo'yib, mana sen men buni o'qigan deb o'zlari bizga narsalar olib kelib bergan. O'sha hech kim bunaqa demagan. Hech kim Qur'on ilmini yopib qo'y demagan. Mana shu gap men usul ma'nosida har doim solishtirdim. İslam muhaliflerini en köp işletedigen gapları şu. Terminoloji. Ne deydi? Bunlar deydi, monopoliye kuvagen deydi. Kur'an'dan fakat biz gapıramızken de senler gapırmıysan deydi. Bu gapını ateysem gapıradı. Bu gapını sünnet inkarçısıyam gapırı yaptı. Bu gapını siyasatçıyam gapırı yaptı. Baba Murat Abdullah Gökşegen. Bu gapını buyam gapırı yaptı. Ya'ni mavzu bittadan foydalanishyapti. Nima maqsadlari? Hamma Qur'ondan xohlagancha gapiraversin degan narsani oldinga chiqarish. Hamma xohlaganini gapirgandan keyin hech kim bir-bir bilan kelishmaydi. Maqsad shu. Bularga gapirtirayotganlar boshqalar. Bu tashalgan zahar boshqalarniki. Bular bu zaharni ichib o'zlari boshqalarga ichirishmoqchi. Monopoliya qanaqa bo'ladi? Monopoliya siz olib kelayotgan narsani men o'zimdagi quvvat bilan, hukm bilan to'xtatib qo'yaman oldin. O'qima deyman, o'rganma deyman, keyin savol tug'ilib qoldi, nima qilaysa mendan so'ra deyman. Bu monopoliya bu. Qaysi ahli ilm Qur'on o'qima degan? Qur'ondan gapirma deyar ekan, o'qimasdan gapirma deydi. Ta'allam, summa takallam deydi. Oldin o'qi, keyin gapirmaydi deydi. 4 yil madrasa ko'rmagan bir kitobni boshidan oxirigacha xatmi kutib qilmagan. Nimaga gapirasan sen buni? Desa monopoliya bo'ladimi shu? Monopoliya Qur'on ilmlarini to'xtatib qo'yib, keyin men o'qidim, boshqa hech kim o'qimasin, kelib mendan so'ra desa monopoliya bo'ladi. Bu monopoliya emas, biz aytayotgan, ulamolar aytayotgan narsa. Bu bilmagan gapirmasin degani. Hadis shariflar bor, bilmagan gapirmasligi gapirsa xato qilishi. Ikkita hadis bor. Ikki xil hadis. Bittasi من قال في القرآن بغير علم فإن أصاب فأخطأ. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa, to'g'risini topsa ham xato qilgan bo'ladi. Bu birinchi hadis. İmam Buxoriyda izajtahadal hakim فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. İkkita hadis bir-biriga zohirida zid. Bittasida to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'lyapti. Ikkinchisida xato qilsa ham ajr olyapti. Qanaqa jamlaymiz buni desa,
ilim okumagan odamni Qur'ondan gapirishi noto'g'riligini payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Monopoliya qildilarmi Rasululloh? Yo'q. Ha, bir ma'noda monopoliya qildilar. Ya'ni mutaxassis gapirsin dedilar. Bular tuhmat qilyapti ulamolarimizga. Ularda muqaddimatlari, ularni qat'iyat degan narsalari o'zi aslida vahmiyat, jahliyatdan iborat bo'lgan narsalar faqat va faqat ummatni adashtirishlikka xizmat qildi. 1400 yildan beri qat'iyat nima, zonniyat nima, bular haqidagi ilm ulamolar xizmati ummatni olib keldi shu kunga qadar. Endi bularning hammasi jahliyatga xizmat qilgan ekan. Shuncha ulamolar, 1400 yillik ulamolar jahliyatga xizmat qilgan ekan, bu kishi ijtihod qilib topibdilar, qat'iyat masalalari kerak emas. Qur'ondan hammamiz gapiraverishimiz kerak. Tabii atrofida odamlar gapira olmaydi. Nima qiladi? Domla, bu masalada nima deysiz deydi. O'zlarini muqaddima qilib qo'yadilar. Biz bu ishni ustasi, biz bu masalada mutaxassis deydi. Tabiiyki shu natija kelib chiqyapti. Yozgan aqida kitoblarini o'zlarining atbolari ham tushunmaydi uni. Alhamdulillah, bag'dakilar ku tushunmaslik bilan birga atbolari ham tushunmaydi. Uni tushunishlik ilm emas u. Xuddi Abu Yusuf aytganlari kabi al-jahlu bil kalami huval ilm. Ya'ni kalomni bilmaslik o'zi ilm. O'shani tushunmasligingizda o'zi bir ilm o'zi aslida. Bizni aqida kitoblarimizni biz tushunmasakamiz, atbolar ham tushunmasakamizda kalom ilmini tushunmaslik ilm ekan. Ikki xil narsa bu. Qarshida turgan odamlar zotan hech narsani tushunmayapti. Bu atrofida o'tirgan odamlarni eng ust saviyada aldayapti. Men bu odamni shaxsiga, axloqiga gapirayotganim yo'q. Ilmiy asosda yolg'on gapirayapti. Abu Yusuf aytgan, Imom Shofiy aytgan, al-jahlu bil kalam huwa al-ilm kalimasi falsafaga tegishli kalom haqida u. Falsafaga buzuq kalom usullariga tegishli u. O Arastuni bilmaslik, ya'ni ilm u. Tarix haqida ham bunaqa gap bor. Ha? Tarix la yadurru jahluhu. Nima qilaylik? Tarix tashavoraylikmi? Bunaqa gaplar katta-katta ulamolardan bor. Demak, bu yerda yolg'on gapirilyapti. Ikkita bir-biriga zid narsani yoki ikkita bir-biriga o'xshamagan narsani odamlarga qiyos qilinyapti. Xavfli gaplar bor, o'shani sizga ogoh bo'lishimiz uchun qo'yibman men buni. Biz jaholatga chaqirmaymiz, lekin buni qadrini bilish uchun aytyapmiz buni. Fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Bizni rasulimizga ochiqdan ochiq yetkazishlik, mana qarang, balagul mubin rasulullohga vojib bo'lgan narsa. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik. Yetkiz. Rasululloh yetkizmadilarmi buni? Nimaga o'sha yadullohni kufr ekanligini yoki Alloh taolo fissamo desa makon isbot bo'lib qoladi, fissamo dema. Fi kulli makan deb aytgan deb aytmadilar. Biroq bir joyda yoki joriyani hadisda shu yerda tuhmat bor. Birinchidan Alloh taoloni yat degan sifatini jismga o'xshasa nima bo'ladi? Kufr bo'ladi. Demak, Alloh taolo yat degan kalimani Qur'oni Karimda o'zi isbot qildi. Qur'onda isbot qilganidek isbot qilamiz. Uni jismga o'xshatmaymizmiz desa, ahli sunna bo'ladi. Lekin Qur'onda yad dedimi, qo'l dedimi? Qo'l, ikkita dedi yana. Ikkita qo'l dedimi, ikkita qo'l. Shu insonning o'ziga xos qo'li bor, Allohning ham qo'li bor. Qo'l a'zo bu desa, kufr bo'ladi bu. Jism isbot qilyapti Alloh taologa. A'zo isbot qilyapti. Shundan qutqarish uchun aytgan ulamolar. Va davomida nima deyapti? Qayerda aytgan fi kulli makan deb. Ya'ni bular Maturidiylar, Ash'ariylar Allohni fi kulli makan deydi deb odamlarga aldayapti atrofidagilarga. Maturidiylar qayerda aytgan fi kulli makan deb? Ash'ariylar qayerda aytgan fi kulli makan deb? Birorta gap yo'q. Fi kulli makanni aytganlar kim? Xululiylar. Alloh taolo hamma joyda deganlar xululiylar. Biz o'zi makon degan nisbatni Allohdan ya'ni nafi qilyapmiz.
Osmonda deganingda makon isboti bo'lib qoladi deb turibmiz. Qanaqasiga fi kulli makan deyishimiz mumkin? O'zi makonni inkor qilib turibmiz. Fissamani aytamiz, alassamoni aytamiz, istavo alal arshni aytamiz, lekin bularni aytarkanmiz Allohga qo'l nisbatini berish xato deganimizdek, istavodagi makon nisbatini Allohga berib bo'lmaydi deymiz. Bu qoida hamma qabul qilgan narsa, ahli sunnaning gapi bu. Agar buni aytmaymiz desak mutazila bo'lamiz. İstavonu ta'vil qilamiz, yadullohni ta'vil qilamiz, hech qachon Allohga buni sifat sifatida isbot qilmaymiz desa mutazila bo'lamiz. Bo'lib qoladi odam. Yo, buni isbot qilamiz, aynan shu jism desa mujassima bo'lib qoladi. Biz nima deymiz? Qur'onni o'qiymiz. Hadislarda kelganini, sahih rivoyatlarni sobit qilamiz, lekin ma'nosini Allohga topshiramiz. Ahli sunnaning ishi. Lekin bu nima deyapti? Fi kulli makan deydi bular deyapti. Qarshisida turgan odamlar bizga nafratlanib bo'lgan allaqachon. Biz bularni katta-katta imomlarga qilayotgan jur'atini gapirarkanmiz, bizni muqaddima yasayapti demasin hech kim. Biz javob beryapmiz. Javob haqqi tug'ildi bizda. Atrofida turgan odamlar ko'rmas ular va bu odamni atrofida turgan odamlar bu odamga qulmas. Bu nima desa hop deb ergashib ketishlikka hech kim majbur emas. Buni aytib bildirish uchun aytyapmiz. Muhammad ibn Hakam Sulaymon hadisida ayna Alloh deganda fis sama desa, "Ey kofir bo'lib qolding hozir shirda. Tavba qilgin. Unaqa demagin" deish kerak bo'lgan o'rinmi? Balki Rasululloh o'shani taqrir iqror qildi bo'ldi o'shanga. Aytdilarki, "Atiqa fa innaha mu'mina" dedilar. Ozod qilgan umumini. Endi bu yoqdan kelganlar aytayapti, yaqinda chiqqanlari joriya saqov bo'lgan. Başka cevap yok. Nalda yaptı yani. Cariye sakav bu geldiğini bir yoldan kegeller ki ingiler etmeken. Cariyenin bu cariye hadisi fakat İmam Müslim'nin rivayeti de yine sabitmez. Ravi bir kıl. Ha? Hakem As-Sulami. Ha? Bu kişi bitti adam. Azat kılını etken cariye bitti cariye. Vakiye bitti vakiye. Hadise Al-Kalam fissala babıdı kigen. Bunu İmam Ahmet'im rivayet kigen. Bunu Abu Davud rivayet kigen. Bu hadisini İmam Hakim Müstaradiyat'a keltirgen. Bu hadis Termizi'deyem kigen. Başka ravilerem keltirgen bu hadisini. Hadis usulüge göre bir hadis hulasa çıkarış uçun kifaya kıl edemedisi ulamalar yok deydi. Bir hadis hulasa çıkarış uçun kifaya kılmaydı. Çünkü uşa hadisini aynen başka turukta, başka usulde, başka çarak yegen. Bu hadisini nime deydi ulamalar? Rivayeti sahih deydi. Lekin mu'dal hadis. Hadis istilafını bilmegen için tabii ki oturgan adamlar külü yaptı. Başka ulamaların usullerini üstüden külü yaptı. Mu'dal hadis nimeydi? Sahih rivayetler içi de ma'nosini kirishtirib bo'lmaydigan hadisga muzal hadis deydi. Yana bir hadis keldi. Ravi bir xil, cho'ri bir xil, hammasi bitta, hodisa bitta, faqat Imom Ahmadning rivoyatida Payg'ambar alayhi salatu vasallam atashhadina alla ilaha illalloh deganlar. Aynalloh demaganlar. Aynalloh bilan atashhadina alla ilaha illalloh jumlasini kirishtira olmaysiz. Hodisa bitta, bir xil voqea bo'lgan. Nimaga bunda bunaqa rivoyat kelyapti, bunda bunaqa rivoyat qilyapti? Rasululloh bitta hodisada ikki xil gapirganlarmi? Mumkin emas. Nima qilamiz desa, bu yerda bitta ehtimol bor. Nima ehtimol bor? Imom Muslimning rivoyatini qilgan odam ma'noni rivoyat qilgan. Matnni rivoyat qilmagan. Payg'ambarimizdan nimani eshitgan bo'lsa, jumlatan, dobtul matnga amal qilmasdan rivoyat qilgan. Nimaga? U shunaqa tushungan. Ayna Alloh kalimasidan tushungan. İmam Abu Davud'da Abu Mas'udi'den rivayet var. Oşa çorunu sakav ahras ekelliği sabit. Eğer sakav bulmasa Abul Hakem As-Sulami'ye eterdiler. Barıp Müslümanlığını sonra hadise koyuvar derdiler. Sakav idi ki ab geldi Peygamber Aleyhisselam'ı aldılar ki. Özleri onu teşrip gördüler ki. Mumine mi yokluğunu. Ve onu koyuvardılar. Sakavligini Abu Mas'udi aytgan. Abu Davud keltirgan buni. Boshqa raviylarda ulamolar keltirgan buni. Bugungi kundagi bir birodarimiz chiqib olib jaholat deyapti. Katta-katta ulamolarni
Davamında ondan hem dahşatları var. Hadis sahih emas desa Müslim'de kiliyapti. Joriy esa xo'p bo'lgan. Unda men ana deganda anta Rasululloh deb. Qanday qilib aytgan buni? Saqo bo'lsa. Qanday qilib aytganini aytib beraman. Masalan, siz Namangandanmisiz desam, sizga. Mana hm dediz, to'g'rimi? Ertaga ko'chaga chiqqanimda men Muhammadiy Qorakadan so'radim men. Namangandanmisiz desam, u kishi ha dedi deb rivoyat qilaman. Qola na'am deb rivoyat qilaman. Lekin bu kishi ha degani yo'q. Bu kishi hm dedi. Yoki ba'zilar undoq qiladi. Bosh bilan ishora qiladi. Uni ham rivoyat qilar ekanmiz, ha dedi, rozi bo'ldi deb rivoyat qilinadi. Nimaga ulamolarning usulidan kulyapti bu kishi? Kulish orqali katta-katta ulamolarning usullarini obro'sizlantiryapti. Ular sariq chaqaliq odamlar, men bo'tta deyapti. Men deyapti. Qolat fissamani, qolat fissamani bir necha ehtimoli bor. Bir necha qolat kalla bilan qimillatgan bo'lishi mumkin, javob berdi ma'nosi bo'lishi mumkin. Boshqa rivoyatda va asharat fissama Abu Mas'udin rivoyatida qolatni ma'nosi ashorat ma'nosida bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa qilishyapti? Maqsadli gap ya'ni. Atrofidagi odamlar buni taftish qilishlikka majbur emas. Taftish qilishlik qobiliyati ham yo'q. Shuning uchun undan foydalanilyapti. Yana bizga aytishadi, ko'r muridlaring bor deb. Bizda hech qanaqangi murid yo'q. Biz men aytaman har doim bizga ko'r-ko'roqni ergashgan odamlarga qiyomat kuni javobgar emasmiz biz. Aytayotgan gapimiz ilmiy asosga suyanmasa ergashmasin hech kim. Hech kim ergashmasin bizga. Chunki Allohning huzurida hammamiz josiya bo'lamiz. Siz chiqib o'tirib so'raydi Alloh taolo. Har kim o'ziga javob beradi. Aytilayotgan gap ilmga asoslanganmi, o'shanga ergashsin. Bular ko'r murid atrofidagisi. Bular ko'r murid tayyorlayapti. Savol beradigan odam yo'q, to'xtang. Bu hadisni boshqa turuqlari ham bormi degan odam yo'q. Undan ham dahshat keladi, qarasang. Ya'ni shunchalik fujurga o'tilinganda bu narsaga. O'zi aqida tutgan narsasiga Qur'on va sunnat to'g'ri kelmasa, uni shunday surbetlarcha burib ketishlik. Bu joriya saqov bo'lgan degan gap osongina javobda bu. Bu yerdagi avomlarga o'tayotgan javob bu. Ha dedi-da ular o'ylamasdan. Joriya saqov bo'lsa anta Rasululloh deb qanday qilib aytgan? Bunday qilib aytgan. Yoki bunday qilib aytgan. Bu yerdagi omillarga o'tadi deb o'zini atrofidagilarni omi qilyapti. Bu yerda odamlar omi emas. Sodda odamlar emas. Bu yerda qancha odam bor buni rivoyatlarini yoddan biladigan. Kim qatta qanaqa rivoyat qilganini hamma biladigan odamlar bor. Ayni Alloh degandan fissa osmonni ko'rsatdi. Ko'rsatsa ham tepani ko'rsatyapti baribir. Ko'rsatsa ham tepani ko'rsatyapti. Duo qilsa qo'lini tepaga ko'taryapti. Bularning barchasiga Imom Navoviyning javobi bor. Imom Navoviy aytadi, Alloh taolo namozda qiblani Ka'ba qildi. Duoda osmonni qibla qildi degan. Duo qiluvchining Ka'basi osmon dedi. To'g'rimi? Osmonga qararkan Alloh taolo shu tomonda demaydi. Bittasi aytayapti kecha. O'zimizni Hasanxon qoriga telefon qildi. Keling biz shu Allohni osmonda degan masalada kelishib olaylik dermish. Bu sen bilan men kelishadigan gap emas bu ulamolar buni masalasini yechib bo'lgan sen nima qilasan? Aqidani o'qiganmisan desa, o'qiganman. Nimani o'qigansan? Tahoviy debdi. Xo'p, Alloh taolo 6ta jihatdan xoli degan matn bor anaqada tahoviyda, a? 6ta jihatdan xoli degan matnni nima deb tushunasan desa, o'tga kelmagan mahalli demish. Ha, o'tga kelmagan bo'lsang nimaga buni anaqa qilyapsan? Yo, to'xtab turing, baribir mana osmonda deyishimiz kerak-ku buni. To'xta sen. Sen o'zing o'qimagan narsaga qana qilib ko'r-ko'roni mana shu suhbatni eshitib olib, bir ahli ilmga telefon qilib kelishib olaylik. Sen bilan qanday men kelishaman men? Dedim deydi. Mana shu suhbatlarning ta'siri birodarlar. Shu kungacha bu masalada islom ummati ixtilof qilgani yo'q. Hamma Allohga sof e'tiqod bilan iymon keltirib kelyotdi. Bular Alloh taologa jism, makon isbot qilishlik uchun jon kuydirib yotibdi. Bularni gapiga quloq solmagan odamlarni johillar bular. Imom Navaviyni hozir
surbet deyapti. İmam Navaviy ne aytibdi? İmam Navaviy aytdi osmonga ishora qilish Alloh osmonda degani emas u deyapti. İmam Navaviy oddiy odam emas ular. Ko'rsatsam, bundan tashqari mingdan ziyod dalil kelgan. Qur'on va sunnada Alloh subhanahu va taoloni Aliyul A'la, ya'ni Alloh zoti bilan, Alloh taolo o'zining sifatlari sha'ni bilan oliyligiga mingdan ziyod dalil bor. Allohning oliy ekanligini kim inkor qiladi? Allohni oliy ekanligida inkor yo'q. Alloh agar osmonda zoti bilan degan gap mingdan ortiq dalil bor desa, men bunga bu odamga aytamanki, bir dona dalil yo'q. Bir dona Alloh zoti bilan osmonda degan biror dona oyat yo'q. Alloh taolo ismi sifatlari bilan oliy ekanligiga dalil kerak emas, mingta dalil nima kerak bor? Bitta dalil yetadi unga. Subhana Rabbiyal A'la bo'ldi yetadi shu. Mingta dalil mingta shubhadan paydo bo'ladi. Bular mingta dalil bor odamlarga deyapti-da, zoti bilanni qo'shib ketyapti o'zi bilan. O'sha jumlaga yana qaytadan aytaman. Zoti bilan degan ba'zi rivoyatlar bor, Dorimiy anaqadan rivoyat qilingan, Dorimiydan rivoyat qilingan, yana ba'zilardan rivoyat qilingan. Uluvda Zahabiy keltirgan rivoyatlar bor. Ulu ikkita, ikki xil yozilgan. Bilasizlar-a? Avvali bor, keyingisi bor. Shu avvalida zoti bilan degan rivoyatlarni keltirgan. Keyin uni zaif ekanligini ulamolar keltirgan. Alloh zoti bilan osmonda degan biror dona sahih rivoyat yo'q. Sahih va sarohatan rivoyat yo'q. Ehtimol o'zi tushunmagan gap bilan zoti bilan osmonda deyish to'g'ri emas. Allohni yuqoridaligiga mingdan ziyod dalil bor. Tamam. Bitta joriyaning hadisi emas bu yerda. Bu juda ham ochiq bo'lganligi uchun unga yaxshigina javob saqlab bo'lgan. Hech qanday unday emas deb o'tib ketishdi bu. Tamam bo'lishni siz deyolmaysiz. Demak Rasulullohni balag'ul mubin deb isbotla aytdi. Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Ey Rasululloh, sizga biz zikrni, zikrdan murod Qur'on. Biz sizga Qur'onni nozil qildik, odamlarga nozil qilingan narsani ularga bayon qilishligingiz uchun, shoyatki ular tafakkur qilsalar. Odamlar tafakkur qilib fikr ishlatishlari uchun. Ya'ni Rasululloh mubayyin. Rasululloh bayon qilgan, oyatdagi narsalarni Rasululloh bayon qilganlar. Qani bayoni? Qani biror joyda ko'rsatingchi, men shu narsani zohir kufr bo'ladi degan narsani. Ibrohim alayhissalotu vasallam Qur'oni Karimda 3 ta kalima aytdi. Zohiri kufr buni. Agar kimda kim shu kalimaga zohiran iymon keltiraman, quyoshni robbim desam, oyni robbim desam, yulduzlarni robbim desam, bo'laveradi desa kofir bo'ladi. Zohiri kufr. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yat kalimasini, yatni zohiri qo'l. Qo'l. Mana shu qo'lni tasavvur qilsa kofir bo'ladi. Yatni isbot qilamiz, ma'nosini Allohga topshiramiz desa ahli sunna bo'ladi. Yatni isbot qilamiz, ma'nosini Allohga topshiramiz bu qoida bu. Qur'onda yo'q, sunnatda yo'q bu gap. Bu gap ulamolarning qoidasi. Zohiri kufrga dalolat qilib qo'lishi mumkin bo'lgan bir qancha oyatlar bor. Alloh taolo yahudiylarga aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna Alloha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. فأما الذين آمنوا فيقولون فيعلمون أنه حق من ربهم وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا آياتنا الله تعالى مثالنا ضرب المثالنا keltirib الله تعالى pashshani chivinni zikr qilishdan hayo qilmaydi. Iymon keltirganlar bunga aytadiki, Allohdan bo'lgandan keyin haq deydi. Biz Alloh biladi iymon keltirganlar. Lekin qalbida marazi bo'lar nima deydi? Alloh nimani iroda qilyapti bundan deydi. Pashadan nima iroda qilyapti deydi. Va Alloh taolo nima dedi? Mana shu misoldan, Qur'on oyatining misolidan ko'pchilikni adashtiradi. Yudillu bihi katira deyapti Alloh taolo. Ko'pchilikni adashtiradi oyatni o'zi bilan. Zohiri kufrlikka dalolat qiladigan oyatlar ko'p. Ilm bo'lmasa odam Qur'onni o'zi bilan yo'l topa olmaydi. Qur'onni o'zi kifoya desak, kamoliddin yo'ldoshi ham bularni safiga qo'shishimiz kerak. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri deyishimiz kerak.
Tabii ki bu notoğru, bu gap ham notoğru. Aytilindi mesela fisa, amintum man fisseme, man fisseme kim Osmondaki zot? Farişte mi ya Allah dedi yaptım. Bu icma müfasirlerle yapalım. Bana şu gap yalgan bana. Amintum man fisseme icma diye yaptı. Hazır neçte saval buldu? Tötte beşte saval buldu. Cevabı yok şularının. Cevap bir miydi bunlar? Demek ki yalgan gepler. Men fissemeni Allah ikerliği de icma diye yaptı. Kurtubini açtınız mı? Kurtubini koruyun. Karakası ki men fissemeni Allah diye yaptı. Allah değil mi gel? Sebe Allah dedi yaptı. Karak duyun. Şöyle yaptı. Acayip cevap. Osman'ı ve huvellezi fissemâ ileh. Osman'da hamle ve fil ardı ileh. Allah Subhanahu ve Teala'nın Osmanlılığına kança kança deliller var. İşitiz mi? Osmanlı. Osmanlı degani makon nisbat berdi deydi deb tahammül va fil ardı ila. Bir oyatni o'qib qarang. Bu icma mufassirlarning gapi buni. Man fi sama Alloh deyapti. Alloh Subhanahu va huvallazi fis sama'i ila. Osmanda ham va fil ardı ila. Alloh Subhanahu va Teala'nın Osmanlılığına kança kança deliller var. E'tibor berdingizmi? Fil ardı ila tashakkur. Fil ardı ilahın arabisini okudu da mana aitse ve huvallazi fis sema'i ilahun ve huvallahu fis sema'i ilahun degenden keyin aynı şu mananı ve fil ardı ilahke birse özünün hataligi çıkıp kaldı. Allah'ın asmanda ikenligige minte delil var diye tuğdu. Huddu bayit etken deliller Allah'ın yirdi ikenligige minte delil var diye işke mukalaka çıkaradı. Sebep çıkaradı. Ne gibi ve fil ardı ilahki mana aitmeli hazır? Demek, etrafdakilerini kur Kur'an'ı ergeçtiriyetken kim eken? Ne gibi mana aitme yaptı? Ben çünkü hayran kaldım. Ne gibi mana aitme yaptı? Kur'an'ı ne gibi bir kısmı mana aitip Allah Osman'da beni yapın ki işan avuruyorlar deyip gitti yaptı. Ne gibi? Ayetin özüge hıyanat mı bu? Osman. Men fisseme kim Osman'daki zat? Farişte mi ya Allah dedi yaptı mı? Bu icma müfasirlerini yapar buna. Men fisseme Allah dedi yaptı. Allah Subhanahu ve huvellezi fisseme ilah. Osman'da hem ilah ve fil ardı ilah. Yerde hem ilah. Allah Subhanahu ve Teala'nın Osman'daki kança kança deliller var. Osman'da. Osman'da diyene mekan nesbet bir yerde değildi de öyle. Osman'da ise Osman'ın içi de Allah'ın hem ilah ve fil ardı ilah. Allah Subhanahu ve Teala'nın Osmanlılığına kança kança deliller var. Osmanlı. Osmanlı diyene mekan nisbet verdi deydi de öyle. Osmanlı ise... Biz mekan nisbet verdi demeyimiz. Osmanlı deyin, mekan nisbet vermediğimiz. Yerde deyin, mekan nisbet vermediğimiz. Bu bizge tuhmat mı yaptı da hazır? Biz mengemez de bütün başlı ahli sünne vel cemaage tuhmat mı yaptı da? İndemeyi ötüp getirdiğin dersemez. Her daim yetişerdi ki, ne demek siz şuna kadar uruşa uğrasız. Ben uruştum mu hazır? Şu gün geçe uruştum mu böyle buna? Benim imamlarımını bizbetlikte, surbetlikte, cehalette evle yaptı. Ayetini yarmıya mana ettip, etrafıdakilerini elde yaptı. İndemeyim mi? Bunlar ki meydanını açıp koyup, bir mal al diyeyim mi? Mümkünmez ki. Kurkurane yakış kurup kalışken, kurkurane. Tamam, braderçiliğimiz... Öz yolu ge, biz biradarımız, dünyada Müslüman, ahirette birge cennetke kirişini haklıyımız. Lekin, etrafıdaki 5'te 10'te adamını, ayetini yarmını aitip, kagenini sekin şamgalat kılıp, ötüp getip, Allah Teala Osman'da deyip, yani bütün başlığı biz ahl-ı sünnet vel cemaatini, Allah fi küllü mekan deydi bular deyip, Allah ki mekan ispat kuvagen de bular deyip, bizge tuhmat kılışını, cevabını verişimiz gerek. Osman içi de Allah'ını tipes diyeyim Osman bar, pas diyeyim Osman bar, uyun tarafı Osman, çap tarafı Osman. Osman da dese şunu için yaptı. Sen bir adamda tasavvur kılıp Osman dese de oturuyor, adamda tasavvur kılma. Osman da diyene Allah Subhanahu ve Teala, Osman da diyene yukarıda diyene. O da yedi kat Osman bana, hadiste gelir, yedi kat Osman. O yedi kat Osman'da üstüde su var. Bunun üstüde kursi var. Üstte kursi var, kursinin üstte su var, suyun üstüde ars var, Allah ars üstte diye. Hadır Osman'daydı. Şimdi ars üstte buldu. Kim mukaddemiyesi yaptıyken? Hadır katta katta ulamalarını ayıplab kiptiretiyordu. Onlar da mukaddemesini. Bunlar hamisi cehalet, kat'iyat diyenler hamisi
cahliyat diyetiyordu. Uzun mukaddimeye ötü mecbur. Osmonda degan gap kifoya qilmadi. Mingta dalil bor edi osmondaligiga, hozir endi arshning ustidaligiga o'tdi. Hali boshda aytdim-ku, muqaddima yasashga majbur. Odamlar nima deb tushunishlikni so'raydi. Wallahu fawqal arsh bu istawa ala al-arsh ma'nosi bu. Arshga ko'tarildi degan. Allohu fawqal arsh. Bundan Alloh taolo arshga muhtoj degan gap chiqadimi? Bitta ahmoq aytadiki, arsh tushib ketsa Alloh qayerga ketadi? Shuni ahmoqi degani kim bilasizmi? Juvayniylar. Juvayniylar ahmoq deyapti. Minna lillahi va inna. Xuddi Alloh taolo arsh ustida o'tiribdi. Yana o'sha gapga kelaveradiki, ular xuddi Allohni bir insonday bir tashbih qilib tasavvur qilganki, arshda o'tiribdi. Alloh arsh ustida o'tirayotgan bo'lsa, arshdan katta bo'lami, kichini bo'lami bari? Ha, biz tasavvur qilmayapmiz. Bu tasavvurni bular qilyapti. Biz shunaqa tasavvurga borma. Noto'g'ri jism bo'lib qoladi deb ularni qaytaryapmiz. Bo'lami? Shu cho'dim bittasi bo'ladi deydi. Ma'lumki bu ma'qul emas deydi. Va ma'lumun annahum Abu Hamid al-G'azoliy gapirdi. G'azoliy o'zi Mustasfo Sulfuq Mustasfo kitobida aytgan. Idza kana Allohu ala arshihi mustawiyan, imma an yakuna akbara minhu aw asghara minhu aw musawiyan lahu. Ma'lumun anna zalika muhal, idzan istiwa'ullohi ala al-arshi muhal. Qaray muqaddimani chiqarishdi. Alloh taolo arshning ustiga istivo qilgan bo'lsa, yo arshdan kattaroq bo'ladi, yo arshdan kichikroq bo'ladi, yo arshga barobar bo'ladi. Bu aqliy taqsimotda bu. Bundan boshqa la robi alahum adillah deganda, buni to'rtinchisi yo'q degani. Ya'ni yo arshdan kattaroq desak, Allohning hajmi bo'lib qoladi. Ya'ni Alloh muncha, arsh muncha deganda. Bu muhal bu. Alloh arsh bilan barobar desak, yana ham yomon. Alloh arshdan kichina desak, yana ham to'g'ri kelmaydi. Demak, Alloh arshga istivo qildi deyishlik to'g'ri bo'lmaydi. Bu qanaqa muqaddima bu? Qanaqa chiqarishlik bu? Yana shu to'xmat bor. Alloh arshga istivo qildi degani, istivoni biz tushungan ma'nosini Allohga nisbat berish muhol degan. Istivoni Allohga nisbat berish muhol demagan. Farqi bor buni. Istivoni Allohga nisbat berish muhol degan gapni Mu'tazila aytgan. Biz istivoni ma'nosini Alloh biz tushungan istivoda deyish muhol. Yo'q, bu ma'no bo'lib qoladi, bu ma'no bo'lib qoladi. Buni bermaymiz. Nima deymiz? Istavo alal arsh deymiz, ma'nosini Allohga topshiramiz. Tuhmat bo'lyapti. Alloh arshi ustiga istivo qildi desa, mana shunaqangi muqaddimalar chiqadi deganga. Bular hammasi jahliyotlar bular. Hammasi jahliyotlar. Abu Hamid al-G'azoliy jahliyotlardan, Imom Juvayniy jahliyotlardan. Indamaylikmi? Men Abror Muxtor Ali'ni haqorat qildi, shuning uchun javob berdi degan odamlarga isbotim keltiryapman. Menga gapirmayapti, menga gapirmaydi-da. Qaniydi yuzma-yuz shu gaplarni o'zimizga aytsaydi, javobini olardi. Abu Hamid al-G'azoliy Alloh rahmat qilsin o'tib ketganda, yo'q u odam. Yuzma-yuz kelganda hozir u kishi o'tirganda edi, u kishi gaplasha olardi o'zi. Yo'q u odam. Nima deyilyapti? Jahliy. Bularning ishi jahliyot deyapti. O'zlari aytganidek hayrat dedi-ku. Haqiqatda ham oxiri hayotini oxirida hayratga tushgan bular. 3 minut qoldi. Ularni eng o'sha chavandozlardan Imom G'azzoliy bo'layotgan bo'lsa, oxiri hayratga tushib, 3 minut qoldi. Umrini shunda o'tkazganligiga pushaymon bo'lib, Buxoriy sahih Buxoriy ko'ksida yig'lab quchoqlab vafot etgan deydi. Umrini Qur'on sunnaga sarflamaganligiga pushaymon bo'lib. Juvayniy xuddi shunday. Va Imom Roziy xuddi shunday hayotini oxirida pushaymon bo'lib tavba qilib bo'lganligi kelgan. Ularni oxiri borgan joyi hasrat va nadomat bilan tugagan. Imom Abu Hamid al-G'azoliy, Imom Juvayniy, Fahriddin Roziy va shunga o'xshagan ulamolar, ya'ni umumiy ma'noda bitta kim aytilyapti? Ash'ariylar va Maturidiylar. Bularning hammasini oxiri hasrat deyapti. Endi biz doim yaxshi gumon qilib, bir musulmonning oqibati yaxshi bo'lsin deymiz har doim. Endi bu odamlarni o'zini oqibati hali hasratmi, hasratmasligi hali so'roq. Katta-katta ulamolariga til uzatgan odamning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Imom Navoviydan bir gap bor. Mashhur bir alloma, nomlarini zikr qilmaymiz. Vafot paytida tillari tutilib qolgan. Kalima keltira olmagan. Va mashhur alloma, juda ko'pchilik taniydigan alloma. Va bunda so'rashganda aytganlarki, bu odam ulamolarga til tekkizardi degan. Katta zotlarga til tekkizgan odamni o'lim paytida tili tutilib qoladi.
bu bor degan katta ulamolarning gaplari. Biz oqibat yaxshi bo'lishini xohlaymiz hammamiznikini. Lekin Abu Hamid al-G'azoliylar Hujjatul Islom nomi bilan mashhur. Imom Juvayniylar Imomul Haramayn nomi bilan mashhur. Fahriddin Roziylar Musahihu Ahli Sunna nomi bilan mashhur. Imom Maturidiy Imomul Huda nomi bilan mashhur. Bularni butun ummat boshiga ko'targan. Bugunga qadar bularni qilgan ishlarini bahosi bebaho bo'lgan. Bular chiqib olib ularni jahliyot deyapti. Ularni oqibati hasrat deyapti. Ular deyapti Alloh subhanahu va taoloni sifatlarini inkor qilgan deyapti. Bu tuhmatlarga kimdir javob berish kerak. Bu malaka oshirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ya'ni har doim kimgadir gapirib o'tirish emas. İmamlarımızga hücum bo'layotgani uchun imamlarımızın himoyasiga yo maqola bilan yo so'z bilan yoki talabaga dars o'qitish bilan o'rgatishimiz kerakligi zaruratligi kelib chiqadi. Bo'lmasa ortada faqat adovat kelib chiqyapti. Men Abu Hamid al-G'azoliyni o'zimga imom deb bilaman. Bu kishini atrofida o'tirgan odamlarning zehnida nima shakllandi hozir? Abu Hamid al-G'azoliy hasratdagi odam. Sen ustozing G'azoliymi? Ha, sen hasratdagi odam shogirdisan. Shakllanyapti shu. Natija shu, ko'zlangan maqsad shu. Alloh taolo bu makr, xila va katta-katta ulamolarga otilgan bu o'yinlarni o'zi samarasini yo'qqa chiqarsin, musulmonlarni birlashtirsin. Suhbatimiz menimcha qisqaroq shundan iborat. Raddiya bo'ldi bugun. Savol yo'q bo'lsa kerak. Kim o kişi? O bitta sifat, bitta jihat u. Javobi bittasi u. Javobini tutib, demak u osmonda deganda, demak ularga qarash emas degan ma'noda. Makonda ikki xil ma'nosi ham bor. Bunga to'xtalsangiz gap ko'p. Men alohida 5 ta rivoyat kelgan bu haqida. 5 ta rivoyat bor. Hammasini jamlaganingizda umumiy ma'nosi ko'p. Qanaqa javob berish kerak, nimaligi? Makon, makonat ma'nosi ham bor. Makonat. Masalan, sizni qavmi ichida o'rningiz bor desan, qanaqa o'rningiz bo'lasiz? Unda kursi qilib yasab olib, o'sha yerda o'tirgan o'rningiz bo'ladimi? Obro'yingiz bo'ladi, martabangiz bo'ladi, makonatingiz bo'ladi. Men jamoaning ichida o'rnim bor. Desam, u menga nisbatan makon nisbat berilmaydi unda. Makon fissamo degan, agar ayna Alloh kalimasidagi ayna kalimasi ayna qayerda makonga nisbatan ishlatiladi desa, bu joyda makon deyilmaydi. Allohga nisbatan ishlatilar ekan, makonat ishlatiladi. Makonat bo'lgandan keyin tamom, fissamo biz ham fissamo deyishdan qo'rqmaymiz. Allohni martabasi makonati ulug' degan u. Jismiy ma'noda, makon ma'nosida biz tushungan partani ustida telefon turibdi degan ma'noda emas. Makonat ma'nosida deyiladi. Va bunga o'xshagan javoblar ko'p. Buni tafsiloti bilan berilgan. Alohida suhbat ham qilganmiz. Lekin uni eshitishmaydi bular. Bular o'zlari yaxshi ko'rgan, o'zlari xohlagan odamni haq deyishlik bilan kifoyalanib qolishgan. Maqsadimiz hujjatni qoyim qilish. Hujjat qoyim, qarshimizga chiqib turib aytib, Allohning zoti bilan osmonda mingta dalil bor dedi. Bir dona dalil keltirsin, hamma gapimizdan qaytamiz. Bir dona dalil yo'q. Zoti bilan degan. Allohu fissama bizatihi degan. Aynan shunaqa bu zoti bilan deyapti-da bu. Arabchasi shunaqa bo'ladi. Allohu fissama bizatihi degan biror dona sahih rivoyat yo'q. Yo'q. Mingta dalil bor deb yolg'on gapiryapti. O'zini o'zi bitta aqida tashkil qilib olyapti, bizga nisbat beryapti-yu, bular aqida qilib oladi-da, keyin Qur'on to'g'ri kelmasa, sunnat to'g'ri kelmasa, uni inkor qiladi deyapti. Aynı şu cümle ularga tegishli. Bular bitta aqidani yasab olgan, Allohni osmonda deb makon
nisbat bir bo'lgan, endi qolgan gaplarni hammasini shunga moyil qilaveradi. Alloh taolo o'zi inson bersin. Boshqa gap yo'qmi? Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Davlat vaqtsin. Tamam. Allahumma taqabbal minna innaka antash shamil. Ya Rabbi, hamdalarimizga, tadbirlarimizga oqibatli bo'l. Haqiqiy sirotul mustaqim to'g'ri yo'lda hamdalarimizga davom qil. Bunday adashib qolishliklardan o'zing panoh bergin. Domlamizni ham umrlarini uzoq qilib, uzoq yillar haq dinga, Qur'oni Karimga xizmat qilib, o'zing rozi bo'ladigan baxtli, saodatli bandalaringga degan uzoq yillar xalqimizga xolis xizmat qilib o'zing rozi bo'ladigan baxtli bandalaringga. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasana. Alloh rahmat, tashakkur.